Kayısı pestili hem taze kayısı hem de gün kurusu kayısılardan yapılabilmektedir. Eğer üretim taze kayısı ile yapılacaksa kayısılar yıkanır ve ikiye bölünerek çekirdekleri çıkartılır. Daha sonra yaklaşık 2 kilogram kayısı tencereye konur ve üzerlerine 2 litre su eklenerek tencerenin altı yakılır. Kaynamaya başlayan kayısılar yaklaşık 1 saat süreyle kaynatılır. Elde edilen şıra ve parçacıklar süzgeçten geçirilir. Elde edilen şıra tekrar tencereye konulur. Isıtılan şıradan bir miktar ayrı bir kaba alınır. Arzu edilen kıvama göre yarım su bardağı organik un, yarım su bardağı organik nişasta eklenerek un bulamacı hazırlanır. Kaynayan şıra üzerine bulamaç eklenerek karıştırılır. Ayrıca istenilen miktarda organik şeker ve çok az limon tozu ilave edilebilir. Yaklaşık 15 dakika süreyle kaynatılarak karışımın bulamaç hale gelmesi sağlanır. Elde edilen herle polyester bezlere dökülür ve uygun bir aletle istenilen kalınlıkta yayılır. İsteğe bağlı olarak bu aşamada pestil üzerine organik kayısı çekirdeği, badem veya susam ilave edilebilir. Bezlere serilmiş olan herlenin kurutulması genellikle güneşli ve sıcak havalarda yapılır. Kurutma süresi sıcaklığa, ortamın nemine ve herle kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Kuruyan pestilleri bezden ayırmak için bezler ters çevrilir ve arka kısımları ılık su ile ıslatılır. Bezler ıslandığı için yumuşar ve üzerindeki pestili bırakmaya başlar. Bu aşamada pestilin parçalanmamasına özen gösterilmelidir. Bezlerden ayrılan pestiller nemlendiklerinden dolayı ikinci bir kurutmaya gerek duyulabilir. Bu kurutma işlemi genellikle yarım saat ile 1,5 saat arası sürmektedir. Bu aşamada aşırı kurutma işlemi pestilde sert bir yapı oluşturacağından çatlama ve kırılmalara neden olabilir.
yapıldıktan sonra elde edilen pestil istenilen şekilde kesilir ve katlanarak ambalajlanır. Serin ve karanlık ortamda depolanır.